Hem Türkiye hem de dünya ekonomileri köşeye sıkışmış durumda. Tabii sadece pandemi etkisiyle değil, geçmişte yapılan ve bugün hala devam ettirilen hatalar nedeniyle. Amerika'sından Rusya'sına, Rusya'sından Yunanistan'ına, Yunanistan'dan Türkiye'sine kadar ortamı gerip ekonomileri, piyasaları çok daha ciddi sıkıntılara doğru sürüklediği net bir şekilde artık görülüyor. Bu konuyla ilgili bir dur noktası da yok. Dünya bir kaosa doğru hızlı adımlarla sürükleniyor arkadaşlar. Tabi bu arada merkez bankaları da kendi çaplarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fed tutanakları bir yığın sıkıntının hala devam ettiğini bize çok net bir şekilde gösterdi. Ve buna bağlı olarak da hem Asya borsalarında hem Amerikan borsalarında satış baskıları görülmeye başlandı. Dolara tekrar talep geldi. Öbür taraftan Türkiye'de bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyordu biliyorsunuz. Aynen beklediğimiz gibi açıklandı. Herhangi bir değişikliğe gitmedi. Zaten değiştirmesi mümkün değil. Çünkü politik kaygılar ekonomik kaygıların hep önünde ve önünde olmaya da devam edecek. Bundan sonraki süreçte görünen o. Merkez Bankası faizi arttırmadı ama diğer tali yolları deneyerek piyasayı parasal anlamda sıkıştırarak dolara olan talebi kısmaya çalışıyor. Çünkü bunun çok ciddi bir enflasyonist etkisi olduğunu gayet net bir şekilde görüyor. Nitekim Merkez Bankası bu kararını açıklarken şunu da söylüyor. Talep odaklı bir enflasyon yok Türkiye'de. Aslında enflasyonun kaynağı dolardaki yükseliş ve piyasaya aktarılan krediler. Krediler aslında bir talep yaratmıyor demeye çalışıyor Merkez Bankası. Fiyatlar birileri tarafından suni olarak yükseltiliyor. Bu da enflasyonist bir baskı oluşturuyor demeye getiriyor bana göre. Örneğin kredi musluklarını açıyorsunuz. Konut piyasası canlansın diyorsunuz. Konut piyasası daha canlandı, canlanmadı derken müteahhitler, ev sahipleri inanılmaz zamlarla fiyatları yukarıya çekiyor. Bu da enflasyonist etki yaratıyor. Önümüzdeki dönemde enflasyon daha da artacak. Enflasyonun artması kur üzerindeki baskıyı daha da arttıracak ve kur da önemli kırılmaları beraberinde getirecek. Bu kırılmaları tali yollarla engellemek mümkün olmayacak. Merkez Bankası sadece bankaların zorunlu karşılıklarını arttırarak falan bu işin önüne geçemeyecek. Faiz arttırılmadı, faiz sabit tutuldu ama Merkez Bankası hemen bankaların zorunlu karşılıklarını arttırdı. Özellikle yabancı para cinsinden ve değerli madenler cinsinden. Yabancı para deyince aklınıza ne geliyor? Dolar. Değerli madenler deyince aklınıza ne geliyor? Elbette altın. Yani Merkez Bankası dedi ki bende ne altın kaldı ne dolar. Ben bankaların zorunlu karşılıklarını arttırayım ki en azından rezervlerim güçlü gibi görünsün demeye getirdi. Altını 700 bas puan, değerli madenleri daha doğrusu 700 bas puan oranında arttırdı. Bundan sonra bankaların maliyetleri daha da artacak ve bu maliyetleri de ister istemez fiyatlarına ve tüketiciye yansıtacaklar. Keza dolarda da aynı tablo var. Yabancı para cinsinden de 200 bas puanlık bir artış yaptı. İşi bununla da bırakmadı. Bakın TL zorunlu karşılıklarını yükseltiyor. Peki bunu niye yapıyor diyeceksiniz. Gayet basit. Çünkü piyasaya giren her Türk lirasının dövize ya da altına yöneldiğini görüyor Merkez Bankası. Türk lirasını çekip dövize ve altına gitmesini engellemeye çalışıyor. İşin özeti arkadaşlar, dolarda ve altında yaşanan yükselişi bir şekilde frenleyerek enflasyonun önüne geçmeye, fiyat istikrarını oluşturmaya çalışıyor. Bu işe yarar mı, yaramaz mı? Biraz bunu konuşalım. Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması sonrasında dolar 7.35 seviyesine kadar yükseldi. Bu kararlarını açıkladı Merkez Bankası ama bir geri çekilme olmadı. Merkez Bankası'nın zaten bundan sonraki süreçte niyeti dövizi baskılayarak aşağıya getirmek falan değil bana göre. Ekonomi yönetiminin de dövizi baskılamak gibi bir niyeti olduğu kanaatinde değilim. Ekonomi yönetimiyle Merkez Bankası'nın ya da kamu bankalarının buradaki temel niyeti dövizin agresif yükselişinin önüne geçmek. Dövizin yükselmesine kademe kademe izin vermeye çalışmak. Umarım başarırlar. Çünkü devalüasyonist bir etki olursa enflasyon üzerinde çok ciddi etkileri olacaktır. Peki işe yarar mı? Çok zor arkadaşlar. Çünkü Merkez Bankası rezervleri tükendi. Dışarıdan borç bulunamıyor. Borçlar çevrilemiyor. Cari açık her geçen gün artıyor. Dünya ekonomisi küçülüyor. İkinci dalga etkisi var. Fed'in açıklamaları, tutanakları gayet agresif ve sert. Dünya ekonomisinin ciddi bir sıkıntıya doğru hızlı adımlarla ilerlediğini işaret ediyor.
Önemli bir ayrıntı, Amerika'da bu açıklamadan sonra dolar yükseliyor, tahvil faizleri yükseliyor. Doların ana vatanına dönüşü hızlanıyor. Türkiye'de hisse senedi piyasasında yabancı çıkışı artıyor. Bu ortamda doları belli bir seviyede tutmak çok mümkün değil. Kademe kademe yükselişini sağlayabilmek de çok ince işçilik gerektiriyor. Bakalım Merkez Bankası bunu başaracak mı, başaramayacak mı hepimiz göreceğiz. Agresif bir yükseliş olursa Merkez Bankası ister istemez faiz arttırmak zorunda kalacak. Politika faizlerini çok hızlı bir şekilde yukarıya çekmek zorunda kalacak. 7.80, 8.20, 9'a kadar giden süreç bana göre agresif bir yükseliş değil. Hükümet de, Merkez Bankası da bu yükselişi bana göre kabullenmiş durumda. Ama 10 liranın üzerine tırmandığı an itibariyle, yani 12, 13, 14 hatta 15'li seviyelere çıktığı an itibariyle kur, ki çok ihtimal dahilinde bu koşullar içerisinde, işte o zaman Merkez Bankası ve Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetimi ve Sayın Albayrak ister istemez Merkez Bankası'nın faiz arttırımına cevaz vermek zorunda kalacak gibi görünüyor. 9'a kadar giden süreçte çok fazla faiz arttırımı beklemeyin arkadaşlar. Eylül ayında cari açık rakamlarının gelmesiyle birlikte ikinci senaryo daha gerçekçi gibi görünüyor. Yani 13, 14, 15 liralara giden bir dolar kuru çok daha ihtimal dahilinde, Ağustos krizinden çok daha ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Çünkü pandemiyle ilgili rakamlar da her geçen gün artmaya devam ediyor. Önümüzdeki ay tedirginliğin daha da artacağı ortada. Bütün bu koşullar içerisinde ekonomiler küçülmeye devam ediyor. İçlerine kapanmaya devam ediyorlar. Bunun yanına bir de jeopolitik riskleri koyduğumuzda Doğu Akdeniz meselesi, Amerika-Çin gerilimi, ekonomiler üzerindeki baskı daha da artacak gibi görünüyor. Peki altın neden geri çekiliyor? Altın neden 1920'li seviyelere geldi? Kendisine bir zemin hazırlıyor arkadaşlar. Sağlam bir zemin hazırlıyor. Altın yatırımcısı şunu çok net bir şekilde görüyor artık. Dünya ekonomisi çok riskli bir sürece doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Önümüzdeki dönemde altının onsu çok agresif hareketlerle yükselecek. 2300, 2500 belki beklediğimizin çok daha öncesinde gerçekleşecek. Hiç konuşulmayan şu anda 4000-5000 dolar seviyelerine doğru altın onsu ilerleyebilir. Bunu gördüğü için altın yatırımcısı olabilecek en uygun fiyatlarla altını almaya çalışıyor. Bu nedenle de bu seviyelerde bir tepe noktası oluştuğu imajını yaratıp silkeleme operasyonları yapıyor. Bir kez daha 1800'lü seviyeleri bile görebiliriz. Kimse şaşırmasın. Ama bu geri çekilmeler tamamen güç toplamak için arkadaşlar. Nitekim daha önce de sizlerle paylaştım. 2000 doların üzerinde bir haftadan fazla kalırsa yönünü tamamen 2300 seviyesine çevirir dedim sizlere. 2000'in altında kalırsa 1800-2000 aralığında dalgalanmaya devam eder. Altının yönü hala yukarıyı gösteriyor. Hem teknik manada yukarıyı gösteriyor hem de arkadaşlar dünyanın gidişatı açısından bakıldığı zaman yukarıyı gösteriyor. Altında bir trend değişikliği olması için hiçbir sebep yok. Böyle dönemleri yaşayacağız. Geçmişte de yaşadık, bugün de yaşayacağız. Böyle dönemlerde kaybetmek istemiyorsanız sakin olacaksınız. Agresif hareketlerden uzak duracaksınız, paniklemeyeceksiniz. Bu panikle sağa sola saldırmayı bırakacaksınız. Bakın 330'a geldi, 300'e geri çekildi. O dönemde de bir yığın kişi daha artık yükselmez falan dedi. Bugün konuştuğumuz noktalar 460-470 seviyesi. Yani altın düşmüş falan değil. Aksine altın düne göre çok yukarıda seviyelerde. Peki tepe noktası mı altının? Hayır arkadaşlar, bu koşullar içerisinde tepe noktası değil. Gram altının yükselişi çok daha agresif olacak. Onu söyleyeyim sizlere. Dolar üzerindeki riskler de her geçen gün artıyor. Dolarda yakın zaman içerisinde yaşanacak yukarıya doğru sert hareketler ons bu seviyelerde kalsa bile gram altını yukarıya taşıyacak. Bir de bunun yanına onsun yükselişi eklendiği zaman biz bir daha 400'lü seviyeleri de görmeyeceğiz arkadaşlar. Onun için sakin olun ve beklemeyi öğrenin. Bizi uzun zamandır izleyen arkadaşlarımız, dostlarımız zaten bunu çok net bir şekilde gördüler ve bundan sonraki süreçte sakin olmaları gerektiğinin de gayet farkındalar. Ne zamana kadar bekleyeceğiz arkadaşlar? Dünya normalleşene kadar bekleyeceğiz. Ne zamana kadar bekleyeceğiz? Türkiye normalleşene kadar bekleyeceğiz. Peki bu yakın bir zaman mı? Görünen o ki yakın bir zaman değil.
Hem pandemiyle ilgili riskler, hem jeopolitik riskler, hem ekonomik riskler altına olan ve dolara olan talebi devam ettirecek arkadaşlar. Parasal anlamda bakıldığı zaman dünyanın en güvenli limanı kim ne derse desin dolar olmaya devam edecek. Metal anlamında, değerli metal olarak baktığımız zaman da dünyanın en önemli güvenli limanı altın olmaya devam edecek. Amerika'daki tahvil faizlerinin yükselmesi, doların Amerika'ya kaçışının devam etmesi nedeniyle. Son olarak rakamlara bakalım. Hisse senedi piyasasında BIST 1119 eski rakamla 111.951 seviyesinde her an satış baskısıyla tekrar kendisini 110.000'in altına atabilir arkadaşlar. Uzun uzun konuşmaya gerek yok. Bu konuyla ilgili görüşlerimi zaten biliyorsunuz. Dolar 7.34-35 aralığında şimdilik gidip geliyor. Yakın zaman içerisindeki hedefi doların 7.80. 7.80 kırıldıktan sonra da 8.20 ve 9 hedefleri önümüze düşecektir. Doların 7.80'e gittiği süreçte Euro'yu da 9.30-9.50 bandında göreceğiz. Euro dolar paritesi yine 1.18 seviyesine çekildi. Bu düşüş devam edebilir. Özellikle Euro dolar paritesi üzerinden Forex'te işlem yapan, kaldıraçlı işlem yapan dostlarımın bu seviyelerde dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Ben kaldıraçlı işlemi ve Forex'i tasvip etmiyorum kendi bakış açımda. Ama sonuç itibariyle bu da bir yatırım aracı ve burada da yatırım yapan dostlarımız var. Sadece dikkatli olun diyorum. Çünkü kaldıraçlı işlemlerde bir pipin bile çok ciddi önemi var. 1.16'yı 1.15 seviyelerine ani bir düşüş yaşarsa ciddi kayıplarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Faiz 13'ün üzerinde ve bu seviyenin altına artık gitmesi mümkün değil bu koşullar için. İçerisinde. Altının onsu 1930 seviyelerinde, 1920'li seviyeleri de gördü, 1800'lü seviyeleri de görebilir arkadaşlar. Hiç telaşlanmayın, sakin olun. Düşsün, dalgalansın, dalgalansın da durulsun. Burada bir hacim oluştursun, kendisine sağlam bir destek oluştursun ve bu destekle sağlam adımlarla yükselişini devam ettirsin. 2000 doların üzerine kendisini sağlam bir şekilde attığında, hacimli bir şekilde attığında, 2000 doların üzerinde 1-1,5 hafta kaldığında zaten bir daha 1900'de görmeyeceğiz, 1800'de görmeyeceğiz. Ama bu dönemlerde dalgalanmalar olacak. Yapmanız gereken tek şey beklemek ve olaya uzun vadeli bakmak. Küçük düşüşlerle hemen paniğe kapılmamak. Brent petrol zirveyi gördü, oradan geriye geldi. Şu sıralarda 44 dolar seviyesinde. Pandeminin yaratacağı etkilerin daha da büyük olabileceği gözlendi. Ve petroldeki geri çekilme önümüzdeki süreçte çok daha agresif bir şekilde karşımıza çıkabilir. Son not, Merkez Bankası gördüğünüz gibi faizi arttırmadı. Bu koşullar içerisinde zaten faizi arttırması da mümkün değildi. Dolarda yakın zamanda yaşanabilecek bir büyük kırılma, Ağustos 2018'de olduğu gibi yaşanabilecek bir kırılma, 13, 14, 15 liralara giden bir dolar kuru durumunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, Sayın Berat Albayrak'ın da icazetini alarak, çünkü Merkez Bankası artık bağımsız değil ve kararlarını tek başına vermiyor, veremiyor. Bunu çok net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Başkanı da ifade etmişti defalarca zaten. Ona dayanarak söylüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın icazeti, Sayın Berat Albayrak'ın icazetiyle ancak o dönemde faiz artışları gelebilir. O döneme kadar Merkez Bankası elinden geldiğince tali yolları kullanarak bir şekilde dövizi bu seviyelerde tutmaya ya da dengeli bir şekilde yükselmesi için çaba harcamaya devam edecektir. Düşüş için uğraşmasını hiç beklemeyin. Ne bir cephanesi var, ne kasasında parası var, ne de faiz gibi bir silahı var. Onun için dövizde bir düşüş olmayacak. Sadece yükselişin ne kadar yumuşak ya da ne kadar sert olacağı önemli Merkez Bankası açısından. Yumuşak bir geçiş yapmaya çalışıyor. Çok ince bir çizgide yürüyor. Eğer bu çizgiden çıkarsa da dolar kontrolden çıkacaktır. İşte o zaman 13, 14, 15 seviyelerini görmeye başlayabiliriz. Doların yükselişine bağlı olarak, onsun yükselişine bağlı olarak da gram altını yakın zaman içerisinde özellikle doların 7.80 seviyesine gelmesi, altının onsun da 2300'e dayanmasıyla birlikte 576 liralık bir gram altın göreceğiz. Onun öncesinde 7.80'e giden dolar ve 2100'e giden bir altın ons değerinde biz 526 liralık bir gram altın fiyatı göreceğiz. Bu seviyeler dip seviyeler arkadaşlar. Bunun çok altı yok ama yukarıda daha gidecek çok ama çok uzun bir yolu var gram altının. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım.
Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.